Liderler sürekli Türk İş'e gitti bu hafta. Her biri de rakam verdi yine. 28 bin diyen oldu, 35 bin diyen oldu. İşte Özgür Özel gitmedi ama biliyorsunuz 30 bin diyor. Ama Türk İş rakam telaffuz etmiyor biliyorsunuz. Ee, hatta Çalışma Bakanı da geçen gün şey dedi gördünüz mü onu İsmail Sevinç? Böyle oranlar vermek, rakamlar vermek komisyonun iradesine gölge düşürür dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ne olacak pazartesi günü? Zaten ilk toplantıdan bir şey çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Çıkmıyor. Genelde yani tabii şöyle bakmak lazım. Üçlü bir yapı. Şimdi üçlü yapıda işveren temsilcisi var. Türk iş işçi temsilcisi. Bir taraftan da kamu var. Kamunun etkin olduğunu biliyoruz. Yani burada esas rolü aslında kamu oynuyor. Ama tabii diğer tarafları da dinliyor. Tabii burada e, Türk iş işte %15'i temsil ediyor aslında çalışanlar olarak baktığımızda. Yani toplam çalışanların %15'ini temsil eden bir yapısı var. Sendikalı işçileri temsil eden düşünseniz. Sendikalı işçiler içinde de maalesef asgari ücretli çok az. Aslında bunu da bir şey, tekrar değerlendirmek gerekiyor. Ama kanunen böyle. Sendikalı işçilerin asgari ücretli. Aslında asgari ücretler çok orada temsil kabiliyeti çok bulunmuyor. Hı, hı. E, i̇şveren tarafı da aslında öyle. İşverenlerden de asgari ücreti temsil eden az. Asgari ücretli sayısı az o sendikalarda. Ama bir şekilde kanun böyle dediği için aslında toplantılarda. Bir dört kişi gelecek ama. Bir dört kişi, beş beş on beş kişi gelecek. Peki ne olacak diye baktığımızda ne da. Ne olacak? Yani şimdi bir karar vermeleri toplantıda çok zor. Rakam telaffuz edileceğini çok zannetmiyorum. İşveren tarafı böyle açıklamalarda genel itibariyle işte müsiyetin açıklamalarında falan da böyle çok muhafazakar rakamlar yok yüzde yirmi beş olsun falan gibi. Tabii bunlar da çok mantıklı olan şeyler değil netice itibariyle gerçekleşen bir yüzde 44.9, yüzde 45'lerde bir tüfe var. Yıl sonunda yüzde 47'leri bulacak. Evet. Yani şu şu anlama geliyor. Yıl başında 100 TL'ye aldığınız bir balı aslında yıl sonunda 150 liraya alıyorsunuz. Onun için 150 liralık satın alma gücünüz olmadığı sürece sizin için çok anlamlı değil. Yüzde 25 artış bir şeyi kurtarmıyor. Şimdi tabii ne olacak diye baktığımızda e, tabii yani burada işçi tarafından baktığınızda geçinebilir bir ücret olması gerekiyor. Tabii burada siz 17 bin liralarla nasıl geçinirsiniz? Bu pek mümkün değil. Ee, önemli ya oranda... Yani %25 ile %30 arasında sanki değil mi? Bir şey gelecek gibi görünüyor. Yani, şu, yani benim çıkarımım öyle. %30'a razı gibi görülüyorlar yani işveren tarafı. Evet. Tabii ama benim tahminim %30'un üzerine çıkacaktır. Çünkü yüzde Öyle yani mi? Yani benim hmm. tahminim %35'i bulacağını ben tahmin ediyorum. Yani biraz daha üzerine çıkacağını düşünüyorum. %45'ler hani olması gereken en az. Bu da TÜİK'in açıkladığı verilerle. Tabii bunlar uygulansa bile bakın ne oluyor tabloya baktığımızda. Ya %50 bile olsa 30 bin olmuyor ya. Bu çok o, acayip bir %70 şey. %70 ile 30 bin oluyor biliyor musunuz? %70'te. Ya ama biz nerede ne derler ona bir dar bir dairede tartışıyoruz konuyu. Ya ne yapıyoruz yüzde %20 mi olacak, %25 mi olacak? Aslında çocukça bir tartışma gibi görünüyor. Doğru. Yani tartışmamız aslında çok daha Tabii. makul değil. Tabii. Yani tartışılması gereken burada bir işçi bununla geçinebilir mi? Ee, bunu tartışmak gerekiyor. Geçinemiyor. Türk işin bile kendi rakamlarıyla yani e, 26.500 lira bir bekarın geçinme şeyi. Bu 27.000-28.000 lira çıkıyor. Yani 30.000 liralara gelmedikçe böyle... Evet. Ee, ...makul bir durum yok. 30 bin liralara gelse de hayat hala pahalılığına devam ediyor. Bu arada ediyor. şu hani erimeyi telafi etmez, erimeyi telafi eder ama alım gücünü arttırmaz meselesi var ya. Hep şunu diyoruz ya, yani son artıştan sonra bugün 17.002 lira, 17.002 lira değil aslında. Değil. Dokuz yani, bin lira. 9.000 lira. Şimdi dolayısıyla yüzde 25, yüzde 30, yüzde 40 zaten bu erimeyi telafi etmiyor, yani karşılamıyor bile. Doğru. Aslında sadece o açıdan baksak bile. Gerçekten büyük haksızlık değil mi ya? Çok yani çok büyük haksızlık da bazen görmüyoruz bunu. Bence şunu yapmak lazım. Yani bu asgari ücretle gerçekten e, bu özellikle komisyona giren kişilerin bir ay falan bir geçinmeye e, teşvik etmek lazım. Ondan sonra komisyona girip ifade etmelerine. Acaba bunu gerçekten söylemeliyim evet mi? Yani. demek gerekiyor. Yani eğer işveren de sürdüremiyorsa zaten bunu bırakmalı. Diğer taraftan bu devlete de bir gelir bunu unutmayalım. Yani asgari ücretteki Yükseliş aslında devletin prim gelirlerini artırıyor. Doğru. Bu prim gelirlerinden devlet paylaşırsa eğer yani gerek işverene biraz teşvik verirse, bir destek verirse, işveren de kendi sınırlarını azıcık zorlarsa, karından azıcık vazgeçerse bence daha iyi bir e, asgari ücret ortaya çıkacak. Yani devlet çıkacaktır. işverene şunu diyebilir. Bak ben senin için bunu yapacağım. Evet. Sen de Fedakarlık edeceksin gelirinden. Evet, evet. Yani bu kadar uçurum olmaz. Tabii. Çünkü o gelir dağılımına baktığımızda değil mi? yani milli evet, gelirden evet. iş dünyasının aldığı payla çalışanın aldığı pay Aynı arasında değil. inanılmaz bir fark var. Ee, devletin buradaki asli unsuru iktidarın dolayısıyla değil mi? Tabii. Bu herhalde bu olsa gerek bu yani. Bu olmalı, çalışan tarafına yaklaşmalı. Tabii. Yani duruşunda çalışan tarafı Nerede tarafına... duruyor? Bu çok Aynen. önemli. Burada durursa bence çözer. Yani Umarız e, yani iyi sonuçlar alır ama tabii e, işveren tarafında çok da hani böyle bir e, beyanat yok bugüne evet. kadar. Sonra e, yani bu işte bu ay asgari ücret sonra memur emekli. İşte enflasyon da geçen hafta e, açıklandı. işte bu hafta açıklandı daha doğrusu tabii, geçen hafta tabii. değil. E, memur emeklileri de bir. E, yani orada bir beklentiler hemen hemen zaten belli değil mi ya çok, e, ne olacağı? Ya şöyle oradaki alan belli. Evet. Bir şu alan vardı orada. En düşük emekli aile artacak mı? Yani 3,5 milyon kişinin aile artacak mı? Dünkü açıklamalarda anladığımız su Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in açıklamasından bu konuda çalışma yapıyoruz dedi. Ya e, zaten çalışma yapılması gerekiyor en düşük emekli ile ilgili. Şu 12.500 yani, lira değişecek mi değişmeyecek mi? Evet o değişici anlaşılıyor. Yani onun bir 15.000 liralara kadar gideceği anlaşılıyor 12.500 liranın. Peki şu garip gelmiyor mu? Biz sürekli en düşük emekli ailenin artırıyoruz. Bu bir gariplik aslında. Neden? Aslında kanunlarla en düşük emekli aylığını tarif ediyoruz biz. Hı hı. Sonra diyoruz ki bu yetmedi. Kanunla tarif ettiğimiz en düşük emekli aylığı ne kadar biliyor musunuz? 4 bin lira. 4 bin lira en düşük emekli aylığı. Bu yetmedi deyip biz bunu çıkartıyoruz. Yani e, emekli aylıklarındaki artık da rutin. Bakın ben tahminimi hiç değiştirmedim emekli ile ilgili. 4 aylık enflasyonu demek ki ben doğru tahmin edebiliyorum. Ama ben bile doğru tahmin ederken aslında şeyin daha iyi tahmin etmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın ben ona çok şaşırıyorum. Yani e, tahminlerimi hiç değiştirmedim. Yani %13 evet. nokta küsür e, işte memur zammı olacak. İşte %17'lerde de SSK Bağkur zammı olacak dedik. Yani bu tahminlerin daha tutarlı yapılması gerekiyor. Ya bunlar zaten enflasyon oranında gidiyor. Peki bugün şimdi e, İsmail Bey dedi ki şu sağlık harcamalarına bir özel ha, bir alan açalım e, dedi. O şeyde de yapalım, tahtayı da şöyle biraz daha, evet kamera tamam, evet. Ne oluyor yani cebimizden gittikçe her geçen gün daha mı fazla sağlık harcaması çıkıyor? Bu, bu sağlık sisteminde, SGK sistemindeki son durum nedir? Aslında çok sorulan bir şey bu. Yani bir de çok karmaşık, çok kimsenin bilmediği, konu uzmanlarının dahi şaşırdığı bir şey. Bunu ben biraz toplulaştırmaya çalıştım. Sağ... Neden buna girdik? Çünkü mecliste bir kanun var, ee, kanun tasarısıyla... Şurada bir artış öngörüyor. Aslında yani muayene katılım payı 2 liradan tabanı 20 liraya çıkıyor. Yani Oo, çok, 10 kat artıyor. Çok, çok ciddi bir artış. Tabii. Yani 2 lira da şöyle 20 liraya çıkıyor ama tabanı 20 liraya çıkıyor. Tavan 150'ye kadar çıkabilir. Burada kurumun yetkisinde yani birden sağlığa ödediğimiz paralar artabilir 10 katı kadar. 10 kat. Yani muayene katılım payı dedim Sağlığa ne ödüyoruz? Biz GSS primi ödüyoruz. Herkes ödüyor bunu. %12 çalışan ücretinden ödüyor. Yani asgari ücret düzeyinde 2500 lira prim ödüyoruz sağlık sigortasına. Eğer dışarıda bir GSS'miz varsa çalışmıyorsak da 600 TL aylık ödüyoruz. İkincisi ilaç katılım payı ödüyoruz. Yani ilaç aldığımız zaman 200 lirası ilaç. Aa, emekliysek dur. emekliysek Aa. %10. şey gidiyordu. Evet. evet. Ben tutayım hocam böyle galiba bu bir yaz gidecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> emekliysek %10 çalışıyorsak yüzde yirmi olacak. İlaç reçete bedeli var. Ya bu şu yani 200 lira alıyorsak bize eğer 200 liraysa yüzde onu işte 100, 10 lira ödüyorsunuz, 20 lira ödüyorsunuz, yüzde yirmi ise 40 lira. Bir de ilaç reçete bedeli ödüyoruz. İlaç katılım paylarını emekliler maaşlarından kesiliyor. Burada 3 liralık bir para ödüyoruz her bir reçete için. Bu da kuruma gidiyor, bu SGK'ya gidiyor, bu SGK'ya gidiyor. İlaç fark bedeli dediğimiz şey var. Eczaneye gidiyorsunuz zaman zaman diyorlar ki sizin ilacınız şu kadar TL daha fark verin. Bu da şu demek eşdeğer ilaç uygulamasında SGK'nın tanımladığı en düşük ilaç bedeli var ama sizinki başka bir ilaç. Diyor ki bunun bedelini vermezsiniz. Bu da ilaç firmalarına gidiyor bu para. Mesela diyor ki 50 lira daha fark oluştu diyor. Böyle bir para da ödüyoruz. Muayene katılıp payı ödüyoruz. Bu enteresan. Hastaneye gidiyoruz mesela bu 2 lira 20 lira dediğimiz. Şu anda 6 lira, 7 lira, ve 15 lira uygulanıyor devlet hastanelerinde. Bunlar da maaşımızdan kesiliyor emekliysek, değilse çok hızlı anlatıyorum size yormamak için. Ha yok yok. yok. kaç dakikamız var arkadaşlar? 2 dakikamız varmış tamam, zaten hocam. Tamam. 2 e, lira, 20 lira. Bu işte 10 kat artar dediğim bu. Bunu da e, emekliler maaşında görüyorlar. Hmm. Diğerleri de eczanede görüyor. Muayene için hastaneye ödediğimiz para. Bir de hastane ilave ücreti var. Bir de bunu ödüyoruz. Özel hastaneye gittiğimizde diyor ki özel hastane Normalde 100 lira ama sen 200 lira vermelisin, 200 lira daha 200 lira verebilirsin, 200 lira vermelisin diyor. Burada iki katı uygulanıyor. Eskiden bu 2014 ve öncesinde %30'a kadar alabiliyordu, 130. Şimdi 200 lira alabiliyor, iki katı alabiliyor. Tabii burada ilave ücretlerde aslında 200 lira değil, belki 1000 lira, 2000 lira alıyor. Bu da idari para cizasına tabi. Bu konuda hastanelerin daha özenli olması gerekiyor vatandaştan ilave ücreti kanun dairesinde sözleşme <laughs> dairesinde alması gerekiyor. Daha fazla alırsa bunun 5 katı kadar bir yaptırımı var. E, aldıkları bedelin 5 katı kadar ama SGK'nın da bunu çok iyi takip etmesi gerekiyor ki hastaneleri SGK bu... Neyi ne kadar takip ediyor artık yani işte yeni doğan çetesinde evet. e, gördük yani Şurada çünkü şeyi. ciddi bir de Gediye. sözleşmelerde burada cezanın bir üst sınırı verdiği için biraz daha hareket kabiliyetleri yüksek oluyor. Eğer daha yüksek fark ücreti almak isterse diyor ki o ayki size fatura ettiğinin %10'undan fazla ceza olamaz gibi biraz daha böyle sınırlayıcı tedbirler var. Ama bu ilave ücretler de önemli bir konu. Muayene katılım paylarının kanunla 10 katına kadar çıkabileceğini söylemek lazım. Ödeyeceğimiz tutarlar işte bu bazı da tekrar izlerlerse videoyu evet. buradan takip edebilir. Buradan da hani bu kalemler adı altında aslında ödeme yaptığımızı emeklilerin bunu hep harcamamız artıyor yani sonuç. Bir de burada özel sağlık sigortası tabii yok. Hep artıyor ama gelirlerimiz o kadar çok artmıyor, yani. Tabii şu 10 hani. kat arttı mesela. Tabii. Kamunun yaptığı bu zam 10 kat arttırdı ama biz şey konuşuyoruz bakın biraz önce. Yani Yüzde 25 Mars'ın 30 Mars'ın Aynen. 40 Mars'ın diyoruz. Çok fena. Buradaysa 10 kat artıyor. Onun için biraz yani... Daha vicdanlı olsak iyi olacak. İsmail Sevin çok teşekkürler. Evet bir ara vereceğiz. O aradan sonra da özellikle Suriye'deki son durumu konuşmak üzere devam edeceğiz.